Merhaba arkadaşlar. Bu hafta bir hastane programı yapacağız. Bunun içerisinde işte doktor seçimi, işte genetik sorgu, tahliller, yapılan işlemler gibi kategoriler olacak. Tabii bu sadece giriş anlamında yapılan bir şey. Daha kapsamlı bir çalışma yapılabilir. İşte hastane cihazlarıyla otomasyon yapılabilir. Oradan tek merkeze toplanıp bilgi alışverişinde bulunabilir. Şu anda sadece kısa bir program yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Import diyoruz öncelikle. TK interi import as import TK diyoruz. Import ediyoruz. From TK inter import TK TK diyoruz. Sonra from date time şeklinde import ediyoruz. Ve date time diyoruz tekrardan. Import dedik, öz dedik, import dedik ve GSV dedik. Şimdi bir alt satıra geçtik. Class tanımlıyoruz burada. Label input parantez açtık. TK frame dedik. İki nokta üst üste koyduk ve aşağı indik. Şimdi def bir tanımlama yapıyoruz burada da. Init şeklinde alt tire self virgül parent virgül label eşittir tırnak açtık virgül input alt tire classes diye tanımlamamızı TK içerisinde entry bir giriş virgül input alt tire var eşittir none virgül input alt tire args eşittir none virgül label alt tire args eşittir none virgül yıldız yıldız keywords. Şimdi supper dedik. Nokta alt init alt tire parantez içinde parent virgül yıldız yıldız keywords. Input dedik. Alt tire args eşittir input alt tire args or veya süslü parantez input args dedi kopyaladık label şeklinde hemen değişimlerimi kestirmeden yapalım label args org dedik or dedik self nokta variable eşittir input alt tire var. If eğer input classes in tk check buton virgül tk nokta buton tk tk radyo buton butonlarımızı da sınır içerisinde tanımlamış olduk ve eğer input giriş alt tire args yıl tırnak açtık text dedik eşittir label input alt tire args tırnak açtık variable eşittir input var else eğer böyle değilse
self label eşittir tk nokta label parantez içerisinde self virgül text eşittir label yıldız yıldız düzeltmemizi yaptık. Label alt tire args self nokta label nokta grid parantez açtık row satır ve sütunları belirliyoruz 0 virgül kolon eşittir 0 sıfırıncı satır ve sıfırıncı sütun staki eşittir staki parantez açtık tk nokta w artı tk nokta e yani sağa sola yaslı anlamında input alt tire rgs değil args yıldız değil tırnak açtık text variable dedik eşittir input alt tire r alt tire var self nokta input alt tire değil tabii ki eşittir input alt tire classes parantez açtık self virgül yıldız yıldız input alt tire var düzeltiyoruz arc olması gerekiyordu şimdi alt satıra indik self diye düzelteceğiz nokta input alt tire input nokta grid parantez içerisinde yine row satır eşittir bir yani birinci satır virgül kolum eşittir 0 staki eşittir tk nokta w artı tk nokta e parantezlerimizi kontrol ettik. Self nokta kolum configure parantez açtık 0 virgül width genişlik eşittir 1 hedefimizi düzeltiyoruz. Evet. Grid. Grid'i düzeltiyoruz. Grid şeklinde. Parantezinde self. No virgül. Staki. Eşittir. Tk virgül nokta. E. Artı tk nokta w. Virgül yıldız yıldız keywords 2 nokta supper nokta grid parantez açtık staki eşittir staki
Yıldız yıldız keywords. Dev. Yeniden get self diye bir şey tanımlıyoruz. İki nokta üst üste diyoruz. Ve try. Yani dene. Eğer self nokta variable iki nokta üst üste ise return. Yani dön. Self variable dön. Get parantez içerisinde metot olduğu için içerisini boş bırakıyoruz. Elif type self virgül nokta diyeceğiz input. Eşit eşit tk nokta text iki nokta üst üste return self nokta input diye düzelttik. Nokta get parantez içinde tırnak açtık 1.0 virgül tk end yani son tk'nın sonunda else dedik return eğer yok öyle değilse return self input get accept type error eğer böyle değilse type error döndür tk nokta tc error iki nokta üst üste return tırnak tırnak dedik def yeni bir tanımlama yapıyoruz set self virgül value virgül args virgül yıldız keywords iki nokta üst üste if error type self variable eşit eşit tek nokta bulun var iki nokta üst üste self nokta variable nokta set self demiyoruz tabii ki bulun yani bulun bulu parantez içerisinde value parantezimizi tekrar kapattık Elif dedik type self nokta input in parantez içerisinde tk nokta check button virgül tk nokta radio button if value iki nokta üst üste self nokta input alt tire var alt tire select parantez açtık kapattık else iki nokta üst üste self nokta input deselect parantez açtık ve kapattık metot olarak elif type self nokta input nokta demiyoruz eşit eşit tk nokta tcü
text. İki nokta üst üste. Self nokta input. Delete. Delete yani siliyoruz. Birinci 1,0'dan tk end'in sonunda kadar. Self input nokta insert. Insert. Evet. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Kopyalayıp yapıştırdık. Value dedik. Else. Self nokta input nokta delete parantez içerisinde 0 virgül tk end olması lazım büyük harfle. Evet. Self nokta input nokta insert. Tekrar kopyalıyoruz. Yapıştıralım. Klavyede biraz tıklık var. O yüzden bazen gecikmeler oluyor. Evet, düzelttik şimdi. Burada yeniden bir sınıf class tanımlıyoruz. Yani data record. Record form. Yani bilgiyi kaydedici form. TK frame 2 nokta üst üste def tanımladık, init dedik, self virgül parent virgül yıldız args virgül yıldız yıldız keywords 2 nokta üst üste 0 nokta init parent virgül args virgül yıldız yıldız keywords self nokta input eşit olacak parantez açtık süslü parantez ve böylece baktık record record info eşittir tk label frame parantez içerisinde self virgül text eşittir tırnak açtık hasta bilgileri self nokta input parantez açtık tırnak hasta adı soyadı label input record info virgül tırnak açtık hasta adını tekrar kopyalayıp yapıştırdık virgül input halteri var input parantez eşittir tk nokta string var yani bir string olarak kaydedecek parantezlerimizi kontrol edelim evet açtık ve parantezi kapattık şu an normal self noktaya input parantez açtık tırnak açtık hasta adı soyadı dedik eşittir nokta grid dememiz gerekiyor parantez içerisinde row 0 ve kolom eşittir 0 self nokta input tırnak açtık doktor adı dedik
Yani bu diğer giriş olmuş oldu. Hasta adı soyadı girişi yine aynı şekilde satır ve sütun tanımını tanımlayacağız. Doktor adı soyadı. Input abdre classes eşittir tk tk nokta combobox virgül input altire var tırnağı kapat eşittir tk nokta string var çünkü string bir ifade yazacağız input args eşittir tırnak açtık values iki nokta üst üste tırnak açtık kalp rahatsızlığı virgül böbrek rahatsızlığı atıyoruz yani bunları rahatsızlığını düzeltiyoruz evet buraya da kırık çıkık diyoruz Türkçe karakterlerde bazen sıkıntı çıkabiliyor. UTF-8 gibi hatalar verebiliyor. Diş rahatsızlığı dedik. Diş hastalıkları da. Şeklinde. Self.input. Bir şeyle parantez açtık. Çift yıldız doktor adı dedik. Nokta grid. Row eşittir 0 ve kolon eşittir 1 olacak şekilde yani 0. satır 1. sütun anlamında self.input alt R teşhis yazdık eşittir label input record Record info virgül tırnak açtık teşhis input alt r classes eşittir tk combo box virgül input alt r var eşittir tk nokta string var tırnak açtık parantez açtık pardon input alt r args eşittir kopyalayıp yapıştıralım values çift iki nokta üst üste dedik köşeli parantez tırnak açtık Ali dedik virgül Oktay dedik doktor isimlerini yazıyoruz Naci dedik bunlardan birini tercih edebilecek yıldız demiyoruz üst tırnak Mehmet dedik düzeltiyoruz Ali'yi self.input nokta teşhis dedik eşittir grid nokta row 2.0 virgül kolum eşittir 1 1'i yukarıda yazmıştık bu 2 Arkadaşlar hatalar olabilir. En son düzelttiğimiz durumu tekrar size yavaş çekimle göstereceğiz. Şu an çok fazla hatalar üzerine durmuyoruz. Yani run yapmıyoruz. Çünkü 1 saat sürecek yaklaşık. O yüzden genel şu an görülebilen hataları düzeltiyor. En son düzelmiş halini size yavaş çekimle göstereceğim. Tekrar siz de
aynısını uygulayabilirsiniz. Self-input tahliller dedik. Tahliller diye bir bölüm açtık arkadaşlar. Eşittir dedik. Label input parantez record info, çünkü buraya kayıt yapacağız. Virgül tahliller. Virgül input alt tire classes eşittir tk nokta combo box virgül input alt tire var eşittir tk nokta string var. Evet, parantez açtık, kapattık, virgül dedik. Input alt tire arx eşittir parantez açtık values dedik, iki nokta tekrar parantez açtık, tırnak, röntgen, tırnak açtık, kan tahlili veya tahlilleri. Bildin. Gaita dedik, virgül idrar tahlili veya sedimentasyon. Hemen göze çarpanları düzeltmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bu girinti çıkıntıdan bayağı bir hata verebiliyor. O yüzden başta kontrol etmek gerekiyor ciddi anlamda. Self nokta input tırnak açtık der dedik. Eşittir grid row eşittir 1 virgül kolon eşittir 0. Self nokta input parantez açtık, tırnak, bulgular. Yani tahlil sonucunda elde ettiğimiz bulgular. Eşittir, label, alt tire, input, parantez, record info, bulgular bölümüne kaydedilecek. Virgül input alt tire var eşittir tk string var. Self nokta input bulguları da grid haline getiriyoruz. Row'unu söylüyoruz eşittir 1 virgül kolon eşittir 2. Record info nokta grid parantez açtık, row'umuzu söylüyoruz yani 0. satır kolon eşittir 0. sütun. Stack'i eşittir tk nokta W artı tk nokta E şeklinde olacak. Yani sağ sola yasla diyoruz. Environment data. Yani bilgilerin depolandığı yer diyelim. Environment info eşittir tk nokta label frame parantez açtık self virgül text eşittir tırnak tedavi dedik şekli. Evet arkadaşlar sona yaklaşıyoruz. Self nokta
input entry değil nokta düzelttik tırnak açtık yatış tarihi diye bir girdi sağlıyoruz. Yani bir satır şeklinde bir yer oluşturup oraya yatış tarihini giriyoruz. Serk nokta input köşeli parantez tırnak açtık tedavi eşittir label input environment info virgül tırnak açtık tedavi virgül input altere class eşittir tk nokta combo box virgül input altere var eşittir tk nokta string var input altere args eşittir values 2 nokta üst üste parantez açtın tırnak ayakta tedavi dedik virgül tırnak açtık ya da yatış seçeneklerimizi oluşturduk. Bunu da grid haline getiriyoruz. Row dedik. Yani satır eşittir 0 virgül sütun yani kolum eşittir 0. Yine bir girdi belirliyoruz. Yani sosyal güvenlik var mı yok mu şeklinde. Label input parantez açtık environment info nereye kaydedileceğini söyledik SGK diye de seçeneğimizi yazdık virgül input altre classes eşittir tk nokta check button input altere var eşittir tk nokta olan var self nokta input SGK bunu da grid haline getiriyoruz üstteki gibi row'unu söylüyoruz row 1 birinci satır kolum sütun eşittir 0 virgül kolum span 3 environment info grid row 1 virgül sütun kolum eşittir 0 virgül stack'i eşittir parantez açtık tk nokta w artı tk nokta e sağ sola yasla plant info eşittir tk nokta label frame self virgül text yani bu başlıkları değiştirebiliriz ama böyle de kalsa olur self input yatış tarihi table input
info. Aslında yani bu yatış info da diyebiliriz, sonuç info da diyebiliriz. Input alt tere classes eşittir tk nokta spinbox virgül input alt tere var eşittir tk nokta int var input alt tere args eşittir tırnak açtık. Bunu da grid haline getiriyoruz. Parantez açıyoruz. Row'unu söylüyoruz. Eşittir 0 ve sütunu söylüyoruz. Kolon eşittir 0. Aynı hücre içinde olduğumuz için. Saat input, yatış tarihi, label input. Record info şimdi yat taburcu tarihi diye değiştiriyoruz bunu. Bir gün input alt tere classes eşittir tk spinbox virgül input alt tere var eşittir tk int var tarihler integer olarak gireceği için yine aynı plantin grid üzerinden devam ediyoruz. Row eşittir 2 virgül kolon eşittir 0 virgül staki eşittir tk nokta w nokta tk nokta e heyet raporu diye bir girdi daha tanımlıyoruz. Eşittir label input parantez açtık sağ virgül tırnak heyet raporu virgül input alt tere classes eşittir tk nokta text input args eşittir bit genişlik 2.375 yükseklik 2.310 save input evet raporu nokta grid staki eşittir row 3 kolon 0 def bir tanımlama daha yapıyoruz def get self 2 nokta üst üste data eşittir for k virgül get in self nokta input nokta items 2 nokta üst üste data k
eşittir widget nokta get parantezi açtık kapattık return data def reset self nokta üstü reset diye bir şey tanımadık. Yani kaydı yaptıktan sonra silmesini istiyoruz ekranı. For widget in self nokta inputs nokta values iki nokta üstü widget nokta set iki nokta tırnak açtık. Yeni bir sınıf tanımlıyoruz. Application tk nokta tk iki nokta üst üste ana uygulama penceresi dedik. Dev alt ve init alt ve self yıldız arcs virgül yıldız yıldız keyworks sabır alt ve demiyoruz parantez açtık nokta init alt re parantez açtık kapattık ve içeriye yıldız arcs virgül yıldız yıldız keyworks yani yukarıdakinin aynısını yazdık. Self nokta title hasta kabul uygulaması yani bizim başlığımız hasta kabul uygulaması olacak. Self nokta resizable parantez açtık width yani genişlik false height eşittir false tk nokta label nokta self text tırnak açtık hasta kabul uygulaması font yani yazının büyüklüğü küçüklüğü tk default ve şekli nokta grid parantez açtık row eşittir 0 self nokta record form eşittir data record form parantez açtık self self nokta record form grid row bir virgül index on cell buton eşittir ttk buton cell virgül text eşittir save yani kaydet command eşittir cell nokta on save self save buton grid stacky eşittir tk nokta e virgül row 2 pedex 10 self nokta status eşittir tk nokta string var parantez açtık self nokta status var eşittir tk ttk nokta label self virgül text variable eşittir self nokta
status serve nokta status bar create taki virgül düzelttik eşittir parantez açtık tk nokta w artı tk nokta virgül row eşittir 3 virgül pedex eşittir 10 nokta record saved eşittir 0 girintileri çıkıntıları düzeltiyoruz def on save parantez self iki nokta üst üste date string parantez açtık self iki nokta file name eşittir hasta kabul uygulaması nokta csv nokta format parantez içerisinde data string new file eşittir no os not os path nokta exist yani var olan dosya file name data eşittir self nokta record form nokta get with open file name has fh 2 nokta csv writer nokta düzelttik eşittir csv nokta dik writer dictionary olarak kaydet ph virgül field name alan adı eşittir data nokta case eğer new file nokta üst üste csv writer writer'dır yani başlık olarak csv nokta writer nokta writer row data self record alt saved eşittir artı eşittir 1 yani birer birer artır kayıtları self nokta status nokta set record saved these sessions bu bölüm ve kaydet anlamında format olarak self nokta record record saved self nokta record form nokta reset eğer name altre main altre
App eşittir application. App application'in kısaltmasıdır. App nokta main loop bir döngü haline getirdik. Evet. Şu anda arkadaşlar program bitti. Şimdi biz bunu en baştan en sona düzenleme vereceğiz şu anda. Yavaş çekimle tekrar görebilirsiniz. Bitti. Düzenlemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar yavaş çekimle aşağıya doğru iniyoruz. Biraz durarak şöyle siz de videoyu durdurma şansınız olur. Eksikleri tamamlarsınız. Yazım yanlışlarını, diğer şeyleri düzeltebilirsiniz. Doğrusu şeklinde takip edin. Şimdi programa dişe geldik. Evet, şimdi çalıştırabiliriz. En baştan başlayalım. Şimdi run, 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 run. Program geldi. Hasta kabul uygulaması program. Şimdi buraya hastanın adını yazalım. Mehmet dedik. Doktor adını seçelim buradan. Ali dedik. Teşhis böbrek rahatsızlığı, kalp rahatsızlığı atıyor şu anda. İstediğimiz tahliller kan tahlili olabilir, gayt olabilir, sedimentasyon olabilir. Bunlardan herhangi birini işaretliyoruz. Sonra genetik sorgusunu yapıyoruz. Yani ailede kalp rahatsızlığı var mı, kanser var mı, Akdeniz anemisi var mı, alerjik bir durum var mı? Bunlardan herhangi birini işaretliyoruz. Sonra çıkan sonuçlara göre doktor bulguları yazacak buraya. At kafadan herhangi bir şey diyoruz yani. Kanser dedik. Allah göstermesin tabi. Buraya tedavi şeklini söylüyoruz. İşte durum ağır. Yatış verdik şimdi. Kaydedelim. Evet. SGK'sı var şu anda hastanın. Sosyal güvenliği var. Yatış tarihimizi hemen girelim. Bugünün tarihini. Yani tezahürine taburcu edelim. Yarın da çıkarmış olalım. Buraya da heyet raporunu yazacağız arkadaşlar. Atalım şöyle kafadan herhangi bir şey şu şekilde. Ve kaydedelim. Şimdi bu şu an kaydolmuş oldu.